Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bi'adet zerratil kainat ve mürekkebatiha. Ellezine yenkudune ahdallahi min ba'di misakihi ve yaktavune ma emarallahu bihi en yusara ve yufsidune fil ardı. İlahi layak. Evvela bilinmesi lazımdır ki Kur'an-ı Kerim'in icaz ve nazmında şek ve şüpheleri ika eden fasıkların bilhassa bu makamda bu cümlede mezkur sıfatlar ve tavsifleri pek yüksek ve latif bir münasebete taşıyor. Evet, sanki Kur'an-ı Kerim diyor ki Kur'an-ı Ekber denilen kainatın nizamında kudret ezeliyenin icazını görmeyen veya görmek istemeyen o fasıkların Kur'an-ı Kerim'de de nazım ve icazında tereddütleri ve kör gözleriyle icazını göremeyip inkar etmeleri bayit ve garip değildir. Zira onlar kainattaki nizam ve intizama tesadüfe, tahavvülat-ı garibeyi ve inkılabat-ı acibeyi abesiyete ve tesadüfe isnat ettiklerinden, bozulmuş olan ruhlarının gözünden o nizam tesettür edip görünmediği gibi, pis fıtratlarıyla da Kur'an'ın muciz olan nazmına karışık, mukaddimelerine akim, semerelerine acı gördüler. Yenbudun, örülmüş kalın bir şeridi açıp dağıtmak manasını ifade eden nafs tabiri yüksek bir üsluba işarettir. Sanki Cenab-ı Hakk'ın ahdi, meşiyet, hikmet, inayetin ipleriyle örülmüş nurani bir şerittir ki ezelden ebede kadar uzanmıştır. Bu nurani şerit kainatta nizam-ı umumi şeklinde tecelli ederek silsilelerini kainatın envana dağıtır iken en acip silsilesini nev beşere uzatmıştır. Ve ruhu beşerde pek çok istidat ve kabiliyetlerin tohumlarını ekmiştir. Fakat o istidatların terbiyesini ve neticesini cüz-i ihtiyarının eline vermiştir. O cüz-i ihtiyarının yuları da şeriatın ve delail-i nakliyenin eline verilmiştir. Binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın ahdini bozmamak ve ifa etmek ancak o istidatları layık ve münasip yerlerine sarf etmekle olur. Ahdin naksi ise bozmak ve parçalamaktan ibarettir. Mesela bazı enbiyaya iman ve tasdik, bazılarını inkar ve tekzip, bazı hükümleri kabul, bazılarını red, bazı ayetleri tahsin, bazılarını kabih ve çirkin görmek gibi. Zira böylece yapılan naksi ahd, nazmı ve intizamı ihlal eder, bozar. Ve yaktavuna ma emarallahu bihi en yusale. Bu cümledeki emir iki kısımdır. Birisi teşriidir ki sıla-i rahim ile tabir edilen akraba ve müminler arasında şer'an emredilen muvasılattır. Diğeri emri tekvinidir ki fıtri kanunlar ile adetullahın tazammun ettiği emirlerdir. Mesela ilmin itası manen ameli emrediyor. Zekanın itası ilmi emrediyor. İstidadın bulunması zekayı, aklın verilmesi marifetullahı, kudretin verilmesi çalışmayı, cesaretin verilmesi cihadı manen ve tekvinen emrediyor. İşte o fasıklar bu gibi şeylerin arasında şer'an ve tekvinen tesis edilen muvasıl hattını kesiyorlar. Mesela akılları marifetullah'a, zekaları ilme küs olduğu gibi akrabalara ve müminlere dahi dargın olup gidip gelmiyorlar. Ve yufsidune fil ardı. Evet, fıskla bozulan bir adam, bataklığa düşüp çıkamayan bir şahıs gibi çoklarında o bataklığa düşmesini istiyor ki maruz kaldığı o dehşetli halet bir parça hafif olsun. Çünkü musibet umumi olursa hafif olur. Ve keza bir şahsın kalbinde bir ihtilal, bir fenalık hissi uyanırsa, yüksek hissiyatı, kemalatı subut etmeye başlar. Kalbinde tahribata, fenalığa bir meyil, bir zevk peyda olur. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür, sonra o şahıs bütün lezzetini, zevkini tahribatta, fenalıkta bulur. İşte o vakit o şahıs, tam manasıyla arzda yırtıcı bir hayvan, İhtilali çıkarıp büyüten bir bela, fesadı durmayıp karıştıran bir afet kesilir. Sual: bir fasıkın fıskıyla arzın müteessir olması akıldan uzaktır.
Cevap: madem ki arzda nizam var, muvazene de olmalıdır. Hatta nizam muvazeneye tabidir. Binaenaleyh, bir makinenin dişleri arasına küçük bir şey düşerse makine müteessir olur, belki faaliyeti de durur. Veya faraza iki dağ bir terazi ile tartılır iken, terazi muvazi olduğu vakit bir gözüne bir ceviz ilave edilirse muvazenesi bozulur. Dünyanın da manevi nizam makinesi böyledir. Mütereddit bir fasıkın fıskı, arzın muvazene-i maneviyesinin bozulmasına vesile olabilir. Evvela bilinmesi lazımdır ki, Kur'an-ı Kerim'in icaz ve nazmında şek ve şüpheleri ilka eden fasıkların bilhassa bu makamda bu cümlede mezkur sıfatlarıyla tavsifleri pek yüksek ve latif bir münasebeti taşıyor. Evet, sanki Kur'an-ı Kerim diyor ki, Kur'an-ı Ekber denilen kainatın nizamında kudret-i ezeliyenin icazını göremeyen veya görmek istemeyen o fasıkların Kur'an-ı Kerim'in de nazım ve icazında tereddütleri ve kör gözleriyle icazını göremeyip inkar etmeleri bait ve garip değildir. Bak, bu tespit çok önemli. Kainat kitabı. Kitabı kainatı müminin dikkatle, ibretle ve fikretle, fikir derinliği içerisinde mütala ve müzakere etmesi lazım. Bak, böyle dikkatle kainata. Allah'ın yarattığı her şey kudret-i ilahiyenin mucizesidir. Hikmet-i ilahiyenin harikasıdır. Allah sanatını, maharetini, sonsuz kudretini kainatta tecelli ettiriyor. Demek kainatın tecellisi içerisinde rahmetin tecellisi var. İnayet var, kerem var, lütuf var. Tasvir var, tanzim var, takdir var, rızk var, himayet var. Hıfz-ı muhafaza var. Bak, o fasıklar diyor, kainat kitabını okuyamıyor. Ruhları kirli, habis, tefekkür noktasından nasipsiz. Kainat kitabını dikkatle okumayan o fasıklar, o mücrimler, Kur'an'ın icazını, Kur'an'ın mana tabakasındaki mükemmelliği, kelam-ı ilahideki mesajları da anlayamıyorlar. Anlamadılar, anlayamayacaklar. Demek burada tefekkür dünyası itibariyle Müslüman'ın iki kitabı var. Biri kainat kitabı, Cenab-ı Hakk'ın kudret tecellisi. İkincisi Cenab-ı Hakk'ın mütekellim isminden gelen Kur'an. Demek mümin hem kainat kitabını hem de Kur'an'ı okuması lazım. Kur'an kainatını yapıyor, okutturuyor. Nasıl okuyor? Mesela Kur'an ne diyor? Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadir midir? Bak işte. Allah güneşi yürütüyor. Bak, kamer düşmüyor. Yıldızlar, galaksiler dökülmüyor. Birbirine vurmuyor. Bu ölçü. Demek ki o münafıklar Kur'an'da, kainattaki kudret-i ilahiyenin tecellisini, Allah'ın yarattığı eserlerin mucize ve mükemmel olduğunu idrak ve intikal etmediğinden o habis ruhlar, o ham kafalar, o mizansız meşref ve meslekler Kur'an'ın icazını da, Kur'an'ın içerisindeki ince manaları da anlamıyorlar. Evet. Zira onlar kainattaki nizam ve intizamı tesadüfe ve tahavvülat-ı garibeyi ve inkılabat-ı acibeyi abesiyete ve tesadüfe isnat ettiklerinden, bozulmuş olan ruhlarının gözüyle o nizam tesettür edip görünmediği gibi, pis fıtratlarıyla da Kur'an'ın muciz olan nazmını karışık, mukaddimelerini akim, semerelerini acı gördüler. Evet. Yenbudun, örülmüş kalın bir şeridi açmaktır. Açıp dağıtmaktır. Manasını ifade eden nat tabiri yüksek bir üsluba işarettir. Sanki Cenab-ı Hakk'ın ahdi
meşiyet, hikmet, inayetin ipleriyle örülmüş nurani bir şerittir ki ezelden ebede kadar uzanmıştır. Sanki Cenab-ı Hakk'ın ahdi, meşiyet, hikmet, inayetin ipleriyle örülmüş nurani bir şerittir ki ezelden ebede kadar uzanmıştır. Bu nurani şerit, kainatta nizam-ı umumi şeklinde tecelli ederek silsilelerini kainatın envana dağıtırken en acip silsilesini nevi beşere uzatmıştır. Ve ruhu beşerde pek çok istidat ve kabiliyetlerin tohumlarını ekmiştir. Fakat o istidatların terbiyesini ve neticesini cüz-i ihtiyarının eline vermiştir. O cüz-i ihtiyarının yuları da şeriatın ve delail-i nakliyenin eline verilmiştir. Yani burada da değil mi? Çok önemli iki mesaj var. Bir de okuyalım. Sanki Cenab-ı Hakk'ın ahdi, meşiyet, hikmet, inayetin ipleriyle örülmüş nurani bir şerittir ki ezelden ebede kadar uzanmıştır. Bu nurani şerit kainatta nizam... Yani meşiyet-i ilahi kainatta Cenab-ı Hakk'ın kanunları var. Adetullah diyoruz, sünnetullah. Hakim olan Allah, kainatın devamı, beka ve kemalı için sünnetullah kanunları dediğimiz kanunları yaratmış. Bu yaratılışın sırrı azimine kainattaki mizanın, dengenin, muadeletin kıyamete kadar devam etmesi içindir. Evet. Devam et. Bu nurani şerit kainatta nizam-ı umumi şeklinde tecelli yani ederek... Şimdi kainatta bak nizam-ı umumi işte güneşin doğması batması, dört mevsim, gece gündüz, insanın yaratılması, mahlukatın tedbiri, tanzimi, rızkı yaşesi hep nedir? Sünnetullah kanunu içerisinde Allah bunları nizamla tanzim etmiş. Muadeletle, ölçüyle, muvazeneyle, rahmet ve inayetin tahakkukuyla bu nimetler ne yapıyor? Ezelden beri devam ediyor. Evet. Bu nurani şerit kainatta nizam-ı umumi şeklinde tecelli ederek silsilelerini kainatın envana dağıtırken en acip silsilesini nev-i beşere uzatmıştır. Ve ruhu beşerde pek çok istidat ve kabiliyetlerin tohumlarını ekmiştir. Yani şimdi tabii Cenab-ı Hak insanı yarattı. İnsan Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisine makes ve ayna olarak yaratılmış. Yani bir manada kainatın sanki tek ve müstesna bir projesi var. O proje insan projesidir. Yani daha açık ifade edersek yerler ve gökler içindeki bütün mevcudat insana göre kesilmiş, insana göre biçilmiş. Kainat manasını, hakikatını, kıyamını, devamını ve kayyum değerini insanla biliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve inayetine külli nimetlerin tahakkukunda insan camiye sırrına mazhardır. Yani hani fizikte deniliyor ya bütün ışınların odakta kesiştiği gibi Cenab-ı Hak bütün nimetleri de insanın başında kesiştirmiş. Evet. Bu sırra mebni. Ruhu beşerde pek çok istidat ve kabiliyetlerin tohumlarını ekmiştir. Fakat o istidatların terbiyesini ve neticesini cüz-i ihtiyarının eline vermiştir. Şimdi mesela insanlardaki bak istidadın tohumları. Yani nasıl anlamak lazım? Hayal edin. Yani bir insanın ömrü Nuh Aleyhisselam kadar uzun olsaydı, 1000 sene yaşasa, akıllı, cevval, faal bir genci düşün. Liseyi bitirdi. Her 4 senede bir fakülteyi bitirir mi? Demek 1000 sene içerisinde dünyada edebiyat, efendim, mühendislik, tıp, iktisat, sosyal bilimler, bütün branşlardan diploma alabilir mi? Alır. Yani 1000 sene yaşamış olsa o bütün ilimlerin anahtarlarını cebine koyabilir mi? Koyar. Bak, bu camiyette, bu kabiliyette. Ama hayvanlarda bir özellik var mı? Yok. Yani. Şimdi insan isterse doktor alabilir mi? Mühendis de olur. Mimar da olur. Edebiyatçı olur. Matematikçi olur. Fen ilimlerinde terakki eder, tekamül eder. Bu fıtratın camiyeti.
insan Cenab-ı Hakk'ın cami ismine mazhar. Binlerce istidadın filizleri, çekirdekleri mahiyeti insani haritasında var. Ama bunun açılması esas püf noktaya geliyor, oku. Fakat o istidatların terbiyesini ve neticesini cüz-i ihtiyarının eline vermiştir. Yani şimdi burada düğüm noktası, Allah insana cüz-i bir irade vermiş. Yani insan kaldırım taşı değil. Kavak ağacı da değil. İradesi var. Temiz ve tefrik kabiliyeti var. Bir de Cenab-ı Hak rahmetiyle 15 sene müddet vermiş bak. 15 sene teklif. Raşit oluyor. Rüşten itibaren bak hayatı bakiyeyi kazanacak istatlar, donatımlar, kabiliyetlerin hepsi insana verilmiş. İnsan robot gibi değil. Bak, hayırda terakki ederse ta alay illiğin, şerde düşerse esfel-i safilin. Hadsiz terakkiyet, hadsiz tedenniyet, düşüşe de muhatap olacak keyfiyette yaratılmış. İnsanın iradesi var. Bak Cenab-ı Hak insanı irade noktasından serbest bırakmış. Akıl vermiş, irade vermiş ve bak temiz ve tefrik kabiliyeti vermiş. İşte hak, işte batıl. İşte doğru, işte yanlış. İşte güzel, işte çirkin. 4 kitap, 124 bin peygamberi göndermiş. Evliyalar, asiyalar, kamiller. Dinin hakikatlerini yaşayan ve yaşatan muazzam bir ordu manevi manasında ümmete bunları da tahkim etmiş. Sen ihtiyar ve iradenle hakkı seçeceksin. Şimdi bunun üzerine çok duruyoruz. Cenab-ı Hak bizim dünyada bakın hayatımıza kefil. Tamam, yerleri ve gökleri hayata bağlamış. Allah bizim rızkımıza da kefil. Bak yumru kadar mide için baharı halk etmiş. Milyonlarca nimetler, bağlar ve bahçeler. Ama Cenab-ı Hak bizim hayatımıza kefil, rızkımıza kefil. Ama Allah bizim akıbetimize kefil değil. Akıbetimizi doğrudan doğruya bizim irademize bırakmış. Senin iradene bırakmış. İşte hak, işte batıl, işte güzel, işte çirkin. Onun için dinde muvaffakiyet iradenin muvaffakiyetidir. Demek din nedir? Tercih ve teveccühtür. Bu tercih ve teveccühü yanlış yapmamak için Allah ne yapmış? Şeriatlar indirmiş, kitaplar, işte Kur'an, işte Resulullah, işte pusula. İraden var, tamam. Bir adam direksiyonun başında oturmuş, direksiyonu sağa, sola, öne, arka her tarafa götürebilir. Ama hedefe ulaşmak için ne lazım? Kılavuz lazım. İşte kılavuz ne? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kılavuz ne? İşte Kur'an. Bak ne diyor? O cüz-i ihtiyarının yuları da şeriatın ve delail-i nakliyenin eline verilmiş. Şeriatın eline verilmiş. Demek ki buradan çıkan sonuç ne? Müminin dünyasında mutlak referans, kitap ve sünnettir. Ölçü bu. Mutlak referans, kitap ve sünnettir. Kur'an'a ittiba ettiğimiz nispette, Resulullah'ın ahkamını, hayatını, uygulamasını nefsimizde yaşattığımız nispette önümüz açıktır. İnşallah cennete kadar, ebediyete kadar, rüyete kadar gitme şansımız var mı? Var inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim insana mükellefiyetini arttırıyor yani. Mükellefiyetini gösteriyor. Ne yapacaksın? Kulluğa medar. Görevlerin var. Anasın, babasın, kardeşsin, bacısın değil mi? Amirsin, memursun. Hayat-ı içtimaiyede konumun var, yerin var, görevin var. Ne yapacağımızı Kur'an ifade ediyor. Nasıl yaşayacağımızı da Resulullah kendi hayatıyla fiilen göstermiş. Demek buradaki referans, mutlak referans
kitap ve sünnet. Allah seni hür yaratmış, irade vermiş ama o iradenin istikametle hedefine ulaşmasının pusulası Kur'an ve sünnet. Ona uydu mu sahili selamete çıkar. Ona uymazsa helak olup gider. Allah korusun. Allah hepimizi muhafaza etsin. Evet. Binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın ahdini bozmamak ve ifa etmek ancak o istidatları layık ve münasip yerlerine sarf etmekle olur. Ahdin naksı ise bozmak ve parçalamaktan ibarettir. Mesela bazı enbiyaya iman ve tasdik, bazılarını inkar ve tekzip. Şimdi burada da mesela bizim itikadımızda iman bir küldür. Tecezzi ve inkısamı kabul etmez. Amentu bir küldür. Bak, birbirinden ayrılmaz. Allah var. Elbette ahiret var da. Yani hiçbir padişah yok ki saltanatı olmasın. Mülkü olmasın. Varlığının delilleri, hüccetleri olmasın. Hiçbir padişah yok ki onun zindanları olmasın, sarayları olmasın. Olur mu böyle şey? Allah var, elbette ahiret var. Bak, Allah'ın varlığı hikmeten, hakikaten ahiretin varlığını iktiza ediyor. Allah var, uluhiyet risalesiz olmaz. Şan-ı uluhiyetin vasıf ve sıfatlarını, insanın sorumluluğunu, görevini, niçin yaratıldık? Allah bizden ne istiyor? Bu mananın tahakkuk ve tecellisi için uluhiyet neye muhtaçtır? Risalete muhtaçtır. Allah var, öyleyse risalet var. Hayır ve şerri yaratan Allah. Kader var. Her şeyi plan ve proje içerisinde ölçüyle, takdirle, tanzimle yaratılmış. Demek ki iman hakikatleri birbiri içerisinde birbirinden ayrılmaz. Bir küldür. Yani mesela bir insan Allah'a inansa, peygamberlere inansa, kitaplara inansa, ahirete inanmasa kafirdir. Bitti, helak oldu. İman tecezzi ve inkısamı kabul etmiyor. Şimdi bak nasıl Allah'ın akdini kırmışlar tarih boyunca. İşte Yahudiler, Tevrat'ta işlerine gelenleri kabul etmişler, zalimler işlerine gelmeyenleri kabul etmemiştir. Tarih boyunca bu ihanetler yaşanmış mı? Bakın bir daha oku. Mesela bazı enbiyaya iman ve tasdik, bazısına inkar ve tekzip. Şimdi İslamiyet'te biz bütün peygamberleri ne yapıyoruz? Kabul ediyor bak. Yahudiler yani. Yahudiler Resulullah gelmeden önce Yahudilerle bugünkü Araplar o zaman şey efendim putperest aralarında yüzyıl savaşları oluyordu. Yahudiler mağlup olduğu zaman bekleyin ahir zaman peygamberi gelecek. Biz ona tabi olacağız. Sizin nefesinizi keseceğiz diyorlardı. Sonra abi, Resulullah gelince kendilerinden gelmeyince. Bak, Yahudiler hepsi kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi Resulullah'ı biliyorlardı. Hepsi. Ama inat, hasut bir kavim. Niye ahir zaman peygamberi bu çıplak Araplardan geldi? Niye Yahudi kavminden gelmedi diye kabullenmediler. Yoksa hepsi biliyordu. İşlerine işte tam yalan, denk, duvara, pislik, ihanet onlar da işlerine gelen ayeti kabul etmişler. İşlerine gelmeyen ayetleri kabih, çirkin, çirkin görmüşler. Kur'an'da ayet de var. Sayfeler onlara diyor gönderdik. Onlar işlerine gelenleri bir kısmını gizlediler. Kavminden, insanlardan gizlediler. İşlerine geleni kabul ediyor, işlerine gelmeyeni inkar ediyorlardı. Evet. Bazı hükümleri kabul, bazılarını red, bazı ayetleri tahsin, bazılarını kabih ve çirkin görmek gibi. Görmek gibi, evet. Zira böylece yapılan naks-ı ahit, nazmı, nizamı, intizamı ihlal eder, bozar. وَيَقْتَوُنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Bu cümledeki emir iki kısımdır. Birisi teşriidir ki,
sıla-i rahim ile tabir edilen akraba ve müminler arasında şer'an emredilen muvasılattır. Diğeri emri tekvinidir ki... Buradaki nükte çok önemli. Bak, İslam fıkhında sıla-i rahim, kat-ı rahim, yakın akrabadan ilişkiyi kesmek kebairdir. Kat-ı rahim, kat etmek, kesmek, yakın akrabadan ilişkiyi kesmek kebairdir, büyük günahtır. Bak, Allah'a ve peygambere itaat edin. Bir de ayette ne diyor? Anne ve babanıza itaat edin. Hemen arkasında. Anneye, babaya itaat. Bak, sıla-i rahim. Bak, yakın akrabayla olan ilişkisini devam ettirmek. Sıla-i rahim, Müslümanın çok önemli görevlerindendir. Kat-ı rahim, akrabadan ilişkiyi kesmek kebairdir. Büyük günahtır. Evet. Diğeri... Burayı biliyoruz yani. Sıla-i rahim biliyoruz. Onun için insan yakın akrabalarını, kan ısımlarını hukuk noktasından, kurbiyet noktasından, kan yakınlığı noktasından, uhuvvet ve muhabbetin pekişmesi, devamı, kemara noktasından yakın akrabasına ne yapması lazım? Sahip çıkması lazım. Onlara mu'in ve müzahir olması lazım. Hatta sadaka, zekat, yardım noktasında değil mi? Önce nereden başlıyor insan? En yakın akrabadan başlaması lazım. Önce en yakınlara vereceksin zekatını. Karza, yani yardımını önce en yakın akrabadan öyle doğru gideceksin. Evet. Bu belli. Bu sıla-i rahim. Evet. Oku. Diğeri emri tekvinidir ki... Bir de ne var? Tekvini sıra-i rahim var. Bunun üzerine biraz durmak gerekiyor. Oku bakalım. Fıtri kanunlar ile adetullahın tazammun ettiği emirlerdir. Hı. Mesela ilmin itası manen ameli emrediyor. Bak şimdi bak, ilmin itası, ilmin verilmesi, yani ilmin sıla-i rahimi ameldir. İlim amele ulaşırsa kemalini bulur. İlim var, amel yok. Kupkuru Müslüman. Öğrendiği, bildiği, talim ettiği hakikat hayatına yansımamış. Demek ilmin sıla-i rahimi ameldir. Peki, amelin sıla-i rahimi nedir? İhlastır. Amel de ihlasa ulaşması lazım. Allah hepimizi muhafaza etsin. İlim var, amel yok. Amel var, ihlas yok. Veya kırılmış, veya dökülmüş, veya bitmiş, veya tükenmiş. Tamam. Demek ilmi amelle buluşturacaksın, kavuşmakta. Şimdi düşün, Osmanlı döneminde adam Ahmet Efendi'ye birisi varmış, kahvede oturuyormuş, böyle dalıyor. Böyle dalıyor. Ahmet Efendi ne oldu? Ya demiş, hayalim Yemen'e, Çanakkale'ye gitti. 7 tane çocuğu varmış. 3'ünü Çanakkale'ye göndermiş. 4'ünü Yemen'e. Aradan 7 sene geçmiş. Ne Çanakkale'den bir haber var, ne Yemen'den bir haber var. Böyle dalıyormuş. Nereye gittin demiş, Yemen'e gittin. Çanakkale'ye bak. Şimdi onları düşün böyle hayalen. Kapı açılsa, 7'si birden içeriye girse, o gün o evde ne var? Cennet var ya. Uyku da gider, yorgunluk da gider. Bak, evladına kavuşmanın zevk ve lezzetinin öyle bir keyfiyeti var ki lisana tabire sığmıyor ya. Bak, ilim var. İlim amele ulaşmazsa, sıla-i rahime kavuşmazsa, kupkuru olur ağızda. Kalbe inmiyor, hayata dönmüyor. Fayda ve müessiriyet noktasından tatsız, tuzsuz bir ilim. İlmin sıla-i rahimi amel, amelin sıla-i rahimi ihlas. İhlasa ulaştığı zaman
o mana elhamdülillah kemal manada ortaya çıkmış oluyor. Devam et. Zekanın itası ilmi emrediyor. Allah sana zeka vermiş. Zekanın sana ita edilmesinin, verilmesinin de şeyine sıla-i rahimi oku. İlim. İlim. İlmi emrediyor. Zekanın verilmesi manen sana ilmi emrediyor. Evet. İstidadın bulunması zekayı. İstat var. İstadın açılımı ne? Zeka. Allah insana bütün mahlukatın tevkinde ne yapmış? Zeka kabiliyeti vermiş. Evet. Aklın verilmesi marifetullah'a. Aklın sıla-i rahmine marifetullah. Allah'ı bilmek. Marifetullah'ın sıla-i rahmine muhabbetullah. Muhabbetullah'ın sıla-i rahmine hasr. İnsanın ibadet ve taatında hasr olmazsa o ibadet hakikat noktasından nakıs ve noksanlı. Risale'de bir cümle var değil mi? Yekiha diyor. Biri iste. Başkaları istemeye değmiyor. Biri çağır. Başkaları imdat etmiyor. Biri bil. Başka bilmekler faydasız. Biri gör. Bu hasr manası. Tahsis. Her şey sünniyor, bir mana öne çıkıyor. Adama Mecnun demişler, bakın Leyla'nın muhabbetinden kafayı yemiş. Çölde dolanıyor. Mecnun. Yobaz birisi. Müslümanın yobası da çok şeydir. Hamdır. Allah hamlıktan bütün Müslümanları muhafaza etsin. Ya, namaz kılıyor. Mecnun ya, meczup. Leyla'nın muhabbetinden dalmış gidiyor. Sarhoş. Geliyor namaz kılanın önünden geçiyor. Önünden geçince o namaz kılan, kör mü gözün? Niye benim namazımı önünden geçtin? Diyor Mecnun'a. Mecnun diyor ki, kusura bakma ben mazurum. Ulan hem geçiyorsun hem de mazursun. Ya vallahi yemin billah ben mazurum. Ya nasıl mazursun? Leyla'nın muhabbeti benim kalbimi öyle ihate etti ki vallahi azim ben seni görmedim. Biraz daha yüklenince Mecnun mecbur kalıyor diyor ki Leyla'nın muhabbeti beni öyle istila etmişti ki ben seni görmedim. Eğer Mevla'nın muhabbeti de senin kalbini istila etseydi sen de beni görmezdin. Hasır manası. Şimdi hasır manası, şimdi bu ahir zamanda patırtı gürültü fazla. Bağ, bahçe, varlık, devlet, servet, ona koş, ona yetiş. Bunu şöyle yap, bunu böyle yap. Yine ahir zamanda hadis-i şerifte var ya, zamanın bereketi ne oluyor? Kalkıyor yani. Günler çok kısalıyor. Bir de bakıyorsun, hakikaten akşam oldu. Eskisi gibi değil. Ya efendim, oraya koştur, oraya yetiş, oraya bak, oraya dön, sağ, sol. İnsan paralanıyor, parçalanıyor. Bu hasrı insan ne zaman yakalaması lazım? Hiç olmazsa. Şimdi kış gecelerine gidiyoruz değil mi? Kış gecelerine uzun. Uzun. Kalk. Bir kardeş bana bir gün dedi ki, abi dedi, zeki, müdakkik bir kardeşimiz, mananın tabakatı var, bir de remzi işari mana var. Kapalı ama dikkatle baksan arkadaki mesajı anlayabilirsin. Bana dedi ki, abi dedi, insan en çok ne zaman kazanır? Ben o cümlenin arkasında bana bir mesaj verdiğini anladım, hissettim. Abi dedi, insan en çok ne zaman kazanır? O bana diyor ki, abi sen gece teheccüd namazına kalkıyor musun, kalkmıyor musun?
Ben de ona dedim ki herkes, bütün iş merkezleri, mağazalar, iş yerleri, herkes dükkanını kapattığı zaman sen kalkar dükkanını açarsan sen en çok kazanırsın. Şimdi gece saat 3 herkes uyuyor. Makamı hora çıkmış. Horluyor. Makamı tasdikte. Herkes uyuyor. Sen kalk, dükkanlar kapalı. O zaman sen daha çok kazanır mısın? Kazanırsın. Yani bu gecenin bir kısmında, özellikle Mekke döneminde, İslamiyet'in ilk intişar yıllarında, ilk Mekke döneminde gelen ayetlerde Cenab-ı Hak teheccüd namazının altını çiziyor. Kalk. Gecenin üçte birinde, üçte ikisinde. Kalk. Allah'ı zikret. Kur'an oku. Tesbih et. Hasr namazı, hasrı ne zaman şey edebiliriz? Yani Cenab-ı Allah'la yani sanki baş başa hasr. İşte gece. Kimse yok. Tek başına. Hiç olmasa gecenin 10 dakika, 15 dakika, yarım saat dahi olsa o gecede has manasında Allah'ı zikretmek, tesbih etmek, secde etmek, Kur'an'la meşgul olmak bir nimet-i azimedir. Allah bu nimeti hepimize ikram etsin ve bu nimetteki payımızı da çoğaltsın. Evet, oku. Kudretin verilmesi çalışmaya, cesaretin verilmesi cihatı. Ha, cesaret. Ha. Bak, cesaretin verilmesi cihadı manen ve tekvinen emreder. Bakın şimdi İslam dünyasına. Ya. Kaç milyon ya? Bir avuç Yahudi zalimler. Dünyanın en korkak, en miskin insanı. İslamiyet'in izzetine medar, dik duruşu hakkıyla ifa ve icra edemediğimizden dolayı Allah zalimlerin eliyle bizi tecziye ediyor. Bak. Bak. Kainatta bir kanun var. Yeri ve zamanı geldiği zaman ölmesini bilmeyenlerin yaşamaya hakkı yoktur. Yeri ve zamanı geldiği zaman ölmesini bilmeyenlerin yaşamaya hakkı yoktur. İnsan hayatından 1000 derece kıymetli olan nedir? Şehadettir, şehitliktir. Bizi beka bekliyor. Şehit verilir. Sorgusuz, sualsiz şehit nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Bir devlettir, bir ikramdır. Mümin hakkında en büyük bir rahmettir ya. Şu anda İslamiyet'in izzetini fiilen hayatımızda tatbik edecek İslam ülkelerinin haline bakın. Birini al, öbürüne çal. Cesaret ne içindir? Dinin izzeti için, namus için, şereftir. Vatanımız için, bayrağımız için, dinimiz için. Hakkat-ı Kur'an'ı tebliğ etmek için. Yeri ve zamanı geldiği zaman ölmesini bilmeyen milletlerin yaşamaya hakkı yoktur. Cenab-ı Hak alem-i İslam'a uyanıklık versin. Şu cesaretin verilmesi manen neyi emrediyor? Cihat emrediyor. Manen ve tekvinen. Tekvinen, evet. İşte o fasıklar bu gibi şeylerin arasında şer'an ve tekvinen tesis edilen muvasıla hattını kesiyorlar. Mesela akılları marifetullah'a, zekaları ilme küs olduğu gibi. Ya şu cümleye bakın. Akılları marifetullah'a, zekaları ilme küs olduğu küs gibi. Küs diyor bak. Akılları marifetullah'a küs. E nasıl olur bu adam? E biz Allah'ı bilmek için yaratılmışız ya. Varlığımızın esprisi ne? Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak. Cenab-ı Hak bu istatları, bu kabiliyeti, bu formatı iki mana için vermişti. Ve me halaktul cinne vel ins illa liyabudun. Marifet için yaratılmışız. İbadet için yaratılmış. Allah bu nimetleri bu mana için vermiş ya. Şimdi marifetullah'a küs. Evet. Zekaları ilme küs olduğu gibi
akrabalara ve müminlere dahi dargın olup gidip gelmiyorlar. Sıla-i rahmi kesiyorlar. Evet. Diğer bir konuya geçelim. Evet, geçelim. Ve yufsidûne fil ardı. Evet, fıskla bozulan bir adam, bataklığa düşüp çıkamayan bir şahıs gibi çoklarında o bataklığa düşmelerini istiyor ki maruz kaldığı o dehşetli halet bir parça hafif olsun. Çünkü musibet umumi olursa hafif olur. Ve keza bir şahsın kalbinde bir ihtilal, bir fenalık hissi uyanırsa yüksek hissiyatı, kemalatı sukut etmeye başlar. Kalbinde tahribata, fenalığa bir meyil, bir zevk peyda olur. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür. Sonra o şahıs bütün lezzetini, zevkini tahribatta, fenalıkta bulur. Şimdi bu cümlenin üzerine biraz durmak lazım. Oku. Bir şahıs. Ve keza bir şahsın kalbinde bir ihtilal, bir fenalık hissi bak, uyanırsa. Şimdi bir insanın kalbinde bir fenalık hissi uyanırsa. Evet. Yüksek hissiyatı, kemalatı sukut etmeye bak, başlar. O yüksek kemalatı ne yapıyor? Paralanıyor, parçalanıyor. O his gittikçe kuvvet kazanıyor. Devam et. Kalbinde tahribata, fenalığa bir meyil, meyil, bir zevk peyda olur. Bak, meyil zevke dönüyor. Zevk tiryakiliğe döndü mü helak oldun ve bittin. Bunu biraz daha açalım bak. Şimdi bir genci düşün, üniversite imtihanlarına hazırlanıyor. Kış. Çalıştı. Sabahleyin saat 9'da başladı. Saat 3'e kadar çalıştı. Ya bir dışarı çıkayım, ne yapayım falan. Nereye gideyim ya? Şurada bir şey var. Gençlik lokali var. Bak. Neye gidiyorsun sorsan? Ya 5 saat çalıştım. Bir de bir çay içeceğim bak. Niyeti safi ve halis. Bir çay içeceğim. 5 dakika dinleneceğim. Sonra gelip tekrar üniversite hazırlanacağım. Gitti lokale. Bir çay içti. İşi 2 günde gitti. Baktı yanında şeyler, gençler tavla atıyor. His. His. Ve orada negatif bir hissi uyandıran bir olay var mı? Bakmışsın sandalyesini aldı, geldi tavla atanın yanında oturdu. Desen ki ya neye geldi? Tövbe olsun abi. Ben anlamam, bilmem. Sadece merak ettim bak. Merak. Geldi orada oturdu. 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5. gün tavla oturanın karşısına oturdu. 10 gün sonra git ne yapıyorsun? Abi bir şey yaptığımız işte oynuyoruz ya. Gençlik ya. Çok da bizi sıkma ya, boğazımızı sıkma. Tavla atıyoruz o kadar. Bir ay sonra gel. Ne oynuyorsunuz? Abi çayını oynuyoruz. Çayını. 6 ay sonra gel sinemasına, 1 sene sonra gel dünyanın en dirayetli kumarbazı. Adam Türkiye'de kumar oynadı, yetmedi. Gitti yurt dışında kumar oynadı, burnunu kırdılar, döndü geldi. Türkiye'nin başbakanı idi bu zalim. Türkiye'de iktifa etmedi, gitti yurt dışında. Ağzını gözünü kırdılar, döndü geldi. Bak, bidayette bir kısım hisler gayet mahzun gibi görünüyor. Ya bir şey olmaz ya. Kıyamet mi kopmaz? Kopar mı? Kopmaz. Şeytanın en büyük destelerinden birisi bu. Efendim şu esrarı, şu eroini bir kere çek, kıyamet kopmaz. Bir kere çektirir, ondan sonra da alev alır ve gider. İş biter. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Bak. Kötülük, bak, arzuya döndüğü zaman, amele girdiği zaman, oradan kendini geri çekmek, sünnetullah kanununa göre fevkalade zor duruyor. Bu asırda özellikle, yani bak, bak, cemiyet hayatı batak gibi yani. Battıkça ne yapıyorsun? Batıyorsun. Çırpınca da iyice batıyorsun. Evet. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür. Büyür. Sonra o şahıs bütün lezzetini, zevkini tahribatta, fenalıkta tabii bulur. Bak, bütün zevkini.
İşte o vakit o şahıs tam manasıyla arzda yırtıcı bir hayvan, ihtilali çıkarıp büyüten bir bela, fesadı durmayıp karıştıran bir afet kesilir. Gide gide o noktaya gelir. Gelir yani. Cenab-ı Hak bütün Müslümanları, hususan gençlerimizi bu asrın fitne fesadından muhafaza eylesin. Amin. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Hafız bir misafirimiz var. Bir aşırı okuyacak inşallah. Evet. Oraya alacağız. Evet.